Dostlar merhaba, Recep Koca ile Lojistik Analizi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Çivi Kaptan Denizcilik Operasyon Müdürü Kaptan Sayın Mahmut Özgür. Mahmut Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Allah'a çok şükür iyiyim. Sağ olun. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok mersi sizleri gördük. Daha iyi olduk diyelim. Allah hocam iyilikler. Amin. Hocam içinde bulunduğumuz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi aslında bu süreç bilemiyorum. Tabii yani çok yönlü analiz edilebilir ama tabii insanlar, şimdi ben aslında denizcilik kısmından biraz şöyle bir parmak basayım bu konuya. Bir mikrop, Çin'de çıkan bir mikrop, COVID denilen mikrop, COVID-19 denilen bir yeni ismiyle bir mikrop tüm dünyayı neredeyse ele geçiriyor. Yani insanoğlu ne kadar aciz olduğunu bir kere daha yeri geldiği zaman görebiliyoruz ve hissedebiliyoruz burada. İnsanlar evlerinde kalıyorlar, karantinaya çekiliyorlar, ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyor tüm dünya. Önce Çin'den başlayan bu gelişim süreci tüm Avrupa ülkelerine, daha sonra Amerika'ya, şimdi Güney Amerika'ya yayılıyor. Dolayısıyla çok ciddi sıkıntılar yaşadı yani insanlık alemi, dünya alemi. Biraz daha herhalde kendilerini değerlendirmeye yöneldiler bir kısmı diye düşünüyorum. İnsanoğlu bir öz eleştiri yapmaya başladı diyorum bir kısmı. Bir kısmı da yapmamış da olabilir hala ama netice itibariyle bu süreç Türkiye'de yavaşlamaya başladı. Ekonomik hayat yeniden hareketlenmeye başladı. Ama hala bir sıkıntı var. İnsanlar önlemleri almada maalesef dikkatsiz davranıyorlar. Dikkatsiz davrandıkları için de vaka sayısında artışlar var. Binin üzerine çıktı biliyorsunuz. Takip ediyorsunuz siz de. Dolayısıyla ama ekonomik hayatın da devam etmesi lazım bir taraftan. Ama bir mikrop, bir mikroorganizma o kadar uzaya füzeler gönderen, uydular gönderen, teknoloji çağında çığırlar açan insanlık alemini esir aldı. Yani burada insanın da kendi öz eleştirisini yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Olayı bu boyutundan aldım ben. Tabii diğer çok boyutları var. Bunun üzerine makale de yazdım. Hem makale yazdım hem işte proje yaptım aynı zamanda. Bu ayrı bir tartışma konusu tabii. Aynen öyle Mahmut Hocam. Malum sizin de söylediğiniz gibi insanlık aslında virüsle ilk kez karşılaşmıyor. Evet. Ve bu tür virüslerle, toplu ölümlerle ilk kez karşılaşmıyor. Ama insanoğlu aciz, tartışılmaz. Acizliği de aslında bana göre hırsı. Yani egosu ve hırsı. Evet, sizin de söylediğiniz gibi biz uzaya çıkıyoruz. Uzaya mekikler gönderiyoruz. Hatta en son tamamen özel bir şirket Elon Musk'ın katkılarıyla, Elon Musk'ın bir firması artık belki de birkaç yıl sonra uzayda hayat başlatacak. Koloniler götürecek, milyon dolarlar yatıracak. Ben her zaman şunu söylüyorum hocam. Uzaya yapılan, bilinmeyene yapılan yatırım ya da savaş için aslında adının korunma amaçlı olduğu silahların tamamen barış amaçlı kullanılıp insanlık adına kullanılsaydı bu insanlık çok daha farklı yerlerde olurdu. Bu dünyada bir tane aç insan kalmazdı diye düşünenlerdenim açıkçası. Bununla da ilgili çok ciddi savaşanlardanım diyeyim. Evet, yani çok güzel bir konuya parmak bastınız. Şimdi tabii olayı genel manada da düşünülebilir. Hem insanlık adına da düşünülebilir. Hem de dini ritüel adına da bu konu düşünülebilir. Maalesef bu bizim acı yaramız. Yani hem insanlık aleminin hem de Müslüman aleminin bir acısı bu konu. Paylaşım konusu, zayıflara yardım konusu. Keza görüyoruz Suudi Arabistan'da ve o bölgede yaşayan insanlar çok zengin bir hayat sürerken, ciddi zenginlikle yoğrulurken, öyle bir hayat idame ettirirken, karşı tarafında komşusu denilecek olan yerde Sudan'da
Afrika ülkelerinde insanlar açlıktan ölüyorlar. Yani şimdi tabii bir söz var. Çok güzel bir sözdür bu. İnandığınız gibi yaşayamazsanız bir gün gelir yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. İnsanlık alemi maalesef günümüzde yaşadığı gibi inanıyor. Yani yaşantısını, nefsane duygularını inancı alet ediyor. İnancın gerçek diktelerini maalesef uygulamıyor. Yani onun için ben bu konu üzerinde çok ciddi manada çalışmalarım var. Tasavvuf alanında da ilgili aynı zamanda ciddi araştırmalarım da var bu konu üzerinde. Yani şunu ben gördüm ki şimdi iki türlü tanım vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bir takva ehlini tanımlar, bir de mümini tanımlar. Takva ehlini tanımlarken Bakara suresinin ilk ayetleridir. Siz de iyi biliyorsunuzdur. Elif lam mim ile başlar. Zalikel kitabu la reybe fi huden lil muttakin. Takva ehlini anlatır. Gayba iman ederlerdi, namaz kılarlardı ve rızıklarını Allah yolunda infak ederlerdi. Yardım. Mümin içinde aynı şey vardır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçer. Dolayısıyla yardımlaşma İslamiyet'in olmazsa olmaz namazdan, imandan sonra ikinci önemli kısmıdır. Fakat görüyoruz ki demin de bahsettiğiniz konuya gelmek istiyorum buradan yola çıkarak. Eğer insanlar kazançlarının onda birini, hadi bırakın onda birini, kırkta birini fakir kesime, yani düşük gelir sahiplerine aktarsalar, bugün dünyada hiç yoksul kalmaz, inanın. Hiç yoksul kalmaz. Kesinlikle katılıyorum. İnsanlar çok rahat bir ortam sürerler. Maalesef bunu yapmıyor insanoğlu. Para maalesef biraz ön plana geliyor galiba. Diğer her şey, ideoloji, inanç, değerler daha sonra ya atılıyor gibi geliyor sanki bana. Yani günümüz insanında maalesef böyle bir sıkıntı var yani maalesef. Çok haklısınız Mahmut Hocam. Çok yönlü oluşunuz harika. İnşallah bu konuyu farklı zamanlarda sohbet edelim. Hatta ele alıp değerlendirelim. Evet. Harika bir konu. Hani gündemimiz olmasa da bunları sizlerden duymak gerçekten çok önemli bizler için. Biz konumuza dönmeden önce sadece şunu ekleyebilirim hocam katkı olsun diye. Çok haklısınız. Biz her şeyi yarım yarım yaşıyoruz aslında. Bir şeyi tam yaşamadığımızdan, bize bir şeylerin öğretilmediğinden ya da teldeki cambaza bakmaktan, gerçekleri görememekten oluyor. Giderken hiç kimsenin bir şey götürmediği bir dünyadayız. Bunu sultanlar, Sultan Süleymanlar görmüşler. Bizler tarihleri okumuşuz, okumaya devam ediyoruz. Kimsenin hiçbir şey götürmediğini hep birlikte biliyoruz ama dedim ya o egolarımızdan vazgeçemiyoruz. İnsani durumdan, gerçekten insani yaratılışımızı biz bilemiyoruz deyip gündemi değiştireyim. Bunu ayrıyetten konuşalım. Gerçekten saatlerce sizi dinlemek isterim açıkçası. Eminim ki Mahmut Kaptan, Mahmut Hoca şu bana göre kısacık ömrüne çok büyük hayatlar sığdırmıştır. Çok büyük detaylar sığdırmıştır. Biz kısaca bir Mahmut Hoca'yı dinlemek isteriz Mahmut Hoca'nın ağzından. Evet Recep Bey, şimdi denizcilik camiasında ben 1970 doğumluyum, Şankırı doğumluyum. 1987 Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi'ni bitirdim. 1990 yılında Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Lisesi Okulu Denizcilik Bölümünden mezun oldum. Daha sonra 90 yılından itibaren ticaret gemilerinde güverte zabiti diye tabir ederiz biz. Dördüncü kaptan, üçüncü kaptan, ikinci kaptan, sonra birinci kaptan sıralaması vardır. Suvari deriz birinci kaptana. Dördüncü kaptan olarak görev yapmaya başladım. Bu arada Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Açık Öğretim Bölümüne girmiştim. Orayı 90-95 yılları arasında 5 yıl boyunca dünyayı dolaştım diyebilirim. Bir tek Güney Amerika'ya gitmedim. Güney Amerika'ya hatta hala şeyimdedir. Yani böyle bir özlemimdir.
Allah nasip ederse, zaman olursa gitmek isteriz inşallah. 5 yıl boyunca hemen hemen dünyayı dolaştım. Güney Amerika hariç. Şimdi sırasıyla 4. kaptanlık yaptım. 3. kaptanlık, 2. kaptanlık yaptım. Daha sonra karaya geçtim 95 yılında. 94 yılında açık öğretim iktisattan mezun oldum. Dolayısıyla karada Gesan Denizcilik diye bir firma var. Kadıköy'dedir yerleri. Bir tane gemimiz vardı, kuru yük gemimiz. Orada işletme müdürü olarak göreve başladım. Bu arada şu anda görev yaptığım Kaptan Şirketler Grubu'nun gemisinde 95 yılında tersanede special survey deriz biz. Yenileme survey'i gemiler için. O survey'de bulundum ve bir İzmir'de bir gemiye gittim. Ondan sonra da Gesan Denizcilik'te görevime başladım. 95 yılında. Şu anda işte çeşitli denizcilik firmalarında hem brokerlık bölümünde, gemi kiralamada, hem işletmecilik bölümünde, hem enspektörlük bölümünde, zaman zaman acentalık da yaparak, dolayısıyla denizcilik sektöründe, denizcilik firmalarında hemen hemen her konumda bulundum. 95 yılından işte şu anda hali hazırda Kaptan Şirketler Grubu'nda 5 tane kuru yük gemisi var. Büyük tonajlı, 55 bin tonluk 2 tanesi. 3 tanesi Handymax, 2 tanesi Supramax diye tabir ederiz biz. Büyük tonajlı kuru yük gemisi var. Onların işletmesinden sorumluyum operasyon müdürü olarak. Şimdi tabii bu dönem içerisine, yaklaşık 95 yılından 2020 yılına kadar geçen dönem içerisine çok ciddi maceralar sığdırdık. Yani çok ciddi olaylar sığdırdık. Bu arada eğitimci misyonum da var. 2002 ile 2011 yılları arasında gemi yönetimi kiralama brokerlik adı altında 3'er aylık seminerler düzenledim. Ve eğitime katılan arkadaşlar işte üniversite mezunu şu ağırlıklı olmak üzere katıldılar eğitime. Ve mezun olan arkadaşlarımızın bir kısmı gemi sahibi oldu. Bir kısmı çok güzel firmalarda brokerlik, gemi kiralama müdürlüğü görevini üstlendi. Yurt dışında da çalışanlar var, büyük devasa firmalarda, holdinglerde. Bunları duydukça da gurur duyuyorum yani. Seviniyorum bu haberleri alınca da. İşte bu süreçten sonra, iktisattan sonra, karaya geçtikten sonra daha doğrusu, okumaya devam ettim ben akşamları. Gündüz çalışıyordum. Akşamları Amerika Maine Üniversitesi'nin Marmara Üniversitesi Vakfı bünyesinde Çağdaş Yönetim Teknikleri İstisas Programı var. İngilizce eğitimli. Orayı bitirdim. Ondan sonra Yeditepe Üniversitesi'nde işletme master'ı yaptım. Şu anda da yine Yeditepe Üniversitesi'nde hala hazırda Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetim Bölümünde doktor öğrencisiyim. Yani bu süreci de böyle akşamları değerlendirdik yani. Harikasınız. Akşamları değerlendirdik eğitimde. Şimdi benim genel anlamıyla eğitim ve tabii çalışma hayatımı anlatmak çok uzun sürer. İsterseniz çok fazla dağılmayalım. Sorulardan evet. Başlayalım ve devam tabii edelim. Ki. Şu an biliyorsunuz programımızın formatı 30 dakika. Biz şu an 14. dakikadayız. Evet. Harikasınız. Bölmek istemedim. Tabii ki neden bölmek istemedim? Evet, formatımız gereği bu ama biz profesyonel bir iş yapmıyoruz. İstiyoruz ki gençler faydalansın. Evet. Böyle güzel konuşmalar olunca da ben gerçekten bölmeye gönlüm razı olmuyor. Mahmut Hocam diyorum, Mahmut Bey. Şimdi durumumuz şu aslında. Gençler bize soruyorlar ya. Abi kendimizi geliştirelim, nasıl geliştirelim? İş yok abi, o yok abi, bu yok hocam. Ya bakın, bugün 50 yaşında iki tane adamla diyoruz. Bir tane demiyoruz, ben de 71 doğumluyum. 50 yaşında iki adam sohbet ediyor ve bu sohbetin içerisinde hala okuldan bahsediyor. Ben de öğrenciyim hocam, hala açık öğretimde ben de öğrenciyim. Şimdi bu adamlar eğitimden, öğrencilikten bahsediyorlar, konuştukları sohbetten bahsediyorlar. Ama bizim çocuklarımız acaba... okulu ne kadar kısa zamanda bitirip 5000 lira maaştan nasıl müdür olurum, altıma arabayı nasıl verirler diyorlar. Bunu da söylediğimizde yanlış anlıyorlar. İnşallah sizlere örnek alırlar diyorum hocam. İnşallah. Müsaadenizle sorulara geçmek istiyorum.
Şimdi ticari gemilerde kim ne iş yapar? Bir geminin deniz aşırı sefere çıkması için kaç personel gerekir ve görevleri nelerdir diye bir soru hazırladık. Ben bu soruyu sizin şirketinize atletmiş olayım. Diyeyim ki Sena Nur Çebi de bu konuyu Sena Nur Çebi üzerinden anlatırsanız kaç kişi çalışır, kim ne iş yapar böyle kısa kısa duymak isterim. Tabii. Şimdi bizim Sena Nur Çebi gemisinde 22 personelimiz var. Şimdi bu 22 personel içerisinde şimdi biz gemideki personeli 3 kısma ayırıyoruz. Bir güverte, 2 makina, bir de kamera. Şimdi kamera kısmını ayrıyeten belirtiyorum. Belirtmediğimiz zaman da güven ne güverteye sığabiliyor ne makineye sığabiliyor. Çünkü aşçı olması lazım gemide. Aşçının yanında bir de kamarot vardır. Hem personel kamarotu vardır hem zabiten kamarotu deriz biz. İki kamarot vardır. Dolayısıyla kamera personeli adı altında sınıflandırıyoruz. Şimdi güverte personeli içerisine öncelikle zabitan giriyor. Zabit diyoruz biz kaptanlara, güvertede faaliyet gösteren kaptanlara. Şimdi bunlar nedir? Birinci kaptan. Birinci kaptana biz kendi tabirimizde suvari adıyla hitap ederiz. Ya da suvari bey deriz. Şimdi eskiler bizler çalıştığımız zamanlarda bey baba diye hitap ederdik. Böyle suvariler böyle şey olurlar böyle. Hem disiplinli olurlar, hem saygıdeğer olurlar, hem de koruyucu olurlar personeli. O zaman bey baba, suvari bey diye latıflarla böyle hitap ederdik biz birinci kaptana. Birinci kaptan geminin en üst amiridir. Yani hem makine personelinin hem güverte personelinin daha doğrusu tüm geminin en üst amiri overriding authority deriz biz denizcilikte buna. Sınırsız otoriteye, sınırsız yetkiye sahip olan en büyük sorumlu kişisi suvari bey yani birinci kaptandır. Dolayısıyla eskiden çok büyük yetkileri vardı birinci kaptanın deniz ticaret hukukunda. Hatta gemilerde nikah bile kıyabiliyordu biliyorsunuz. İşte nikah kıymak, hapse atmak falan bu tür yetkileri vardı. Ama tabii son dönemlerde artık gemilerle biliyorsunuz uydu sistemiyle ve e-mail yöntemiyle çok rahatlıkla ve telefonla rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor. Dolayısıyla o yetkilerini kullanmıyor. Ama bu yetkiler hali hazırda kaptan denizde armatör temsilcisi sıfatıyla faaliyetini sürdürür. Yani armatörün yetkilisidir. Gemide, gemi üzerinde ve Türk bayrağını da temsil eder aynı zamanda. Daha doğrusu çekmiş olduğu bayrağı, geminin çekmiş olduğu bayrağı temsil eder. Dolayısıyla dokunulmazlığı da vardır o geminin yurt dışına gittiği zaman oradaki sularda. Şimdi birinci kaptan dediğimiz gibi en üst yetkiye sahiptir ve vardiya düzeni vardır. Gemilerde köprü üstü dediğimiz, bridge dediğimiz bir kumanda kısmı vardır. Ve gemiler 24 saat seyir yaptıkları için vardiya sistemi vardır. 4'er saat gündüz, 4'er saat akşam olmak üzere, gece olmak üzere toplam 8 saat vardiya tutulur. Şimdi kaptandan sonra ikinci kaptan, üçüncü kaptan ve dördüncü kaptan vardır. Kaptan vardiya tutmaz. Ama bütün zabitlerin vardiyasının kontrolünü yapar. İzlemesini yapar. Sorumluluk ona aittir. Ama vardiya tutmaz. Dördüncü kaptan, kaptan vardiyasını tutar. 8-12'dir vardiya sistemi. Gündüz 8-12, akşam 8-12. Üçüncü kaptanın vardiya sistemi 12-4'tür. İkinci kaptanın vardiya sistemi de 4-8'dir. Dolayısıyla bunlar zabitler. 4 kişi güverte zabiti. Bir de makinedeki zabitler vardır. Onlara da mühendis deriz biz. Yani gemi makine mühendisleri. Gemi makine işletme mühendisleri. Onlar da çarkçı başı, ikinci çarkçı, üçüncü çarkçı ve dördüncü çarkçı olarak hitap edilirler. 4 kişi de orada vardır. Onlar da makine dairesinde, kontrol odasında, makinede kontrol odasında vardiyalarını tutarlar. Dolayısıyla geminin seyrini işte 12 ile 4 arasında makine dairesinde 3. çarkçı vardır. Köprü üstünde 3. kaptan vardır. Bir de yanında bir vardiyacı vardır. Makinede de vardiyacı vardır. Makinecinin vardiyacı yağcıdır. Güverte üzerinde köprü üstünde vardiya tutan da usta gemicidir genelde. Usta gemici diye tabir ederiz.
Dolayısıyla gemi 24 saat seyir yapar. Şimdi 4 güverte, 4 makine 8 yaptı. Bunun yanı sıra reis dediğimiz hem köprü hem güverte için reis, güverte reisi hem de makine için makine reisi dediğimiz makine lostromosu diye geçer. Ve güverte lostromosu diye geçer uluslararası tabirde. Dolayısıyla tayfanın, alt kademe tayfanın başı olan insandır bunlar, reis. Yani onlar ustabaşı, hani fabrikalarda vardır ya, ustabaşı konumunda değerlendirilebilir. Evet. Ustabaşı konumunda, yani hem makine için hem güverte için ustabaşı konumunda. İkinci kaptan güvertede, makinede de ikinci çarkçı, makine losturamasına düzgünlük işlerle ilgili talimatlar verir, yapılması gereken işlerle ilgili. Ve onu da makine losturaması alt kademedeki tayfaya, personele dağıtır o işleri. Makinedeki personellerde ne vardır? Makine losturamasından sonra gelen yağcı vardır. Bir de silici vardır. Bir de fiter vardır. Yağcı, fiter, silici. Pardon. Güvertede de güverte losturamasının altında usta gemici vardır. Gemici vardır, bir de miço. Ama miço ile silici artık günümüzde pek kalmadı. Eskiden vardı. Direkt olarak miço silici ehliyeti veriliyordu. Ama günümüzde gemi adamı olmak isteyenlere genelde makine için yağcı veriliyor, güverte için gemici ehliyeti veriliyor. Şimdi altta da 4 tane okusum var. Hem makinede hem güvertede 4'er tayfa. Onlar fazla olabiliyor. Mesela usta gemiciden 3 tane oluyor. Gemiciden 1 tane oluyor. Yağcı 3 tane oluyor. Fiter 1 tane, 2 tane fiter oluyor. Ve silici olmuyor genelde. Ve bir aşçı, iki tane de kamarot bulunuyor. Bir de elektrik zabiti vardır. Elektrik zabiti de geminin kreinleri vardır. Yani yükleme ve tahliye operasyonlarını yapmakta kullandığımız gemi kreinleri dediğimiz vinçleri vardır. O vinçlerin ve jeneratörlerin ve genel elektriğinin, gemi elektriğinin bakımından sorumlu yardımcı zabitleri elektrik zabiti. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman bizim Senanur gemisinde 22 tane personelimiz var. Teşekkür ediyorum hocam. Çok detaylı bir bilgi oldu gerçekten. Terminolojisi bile zor hocam. Baktım şimdi. Evet. Zor. Peki hocam, iyi bir denizci kendisini nasıl yetiştirmeli? Valla iyi bir denizciye her şeyden önce iyi ahlaklı olmalı bence. Disiplinli olmalı. İyi ahlaklı olmalı. Ve şöyle olmalı. Kendisini sürekli geliştirme çabası içerisinde olmalı bence. Bir de şunu hiç unutmamak lazım. Bizim ta denizcilik meslek lisesinden kalan bir hocamız vardı. Derste aynı şey, aynen şunu söylemişti. Arkadaşlar, sizin için en önemli olan şey, birinci şey, birinci öğrenmeniz gereken şey İngilizce, yabancı dil. Yani çünkü artık bir dil bile yetmiyor biliyorsunuz günümüzde. Evet, maalesef. Ama İngilizce muhakkak ki muhakkak şart. Birincisi o. Benim dilim iyi, şimdi ben çok yerde yabancı dilim iyi olduğu için kazanmışımdır. Yani ilerlememe şey yapmıştır, ciddi etkisi olmuştur yabancı. Katkı sağlamıştır. Katkı sağlamıştır. Dolayısıyla yabancı dil, özellikle İngilizce çok önemli. İngilizce öğrenmelerini muhakkak tavsiye ederim iyi bir denizci olmak istiyorsa arkadaşların. İkincisi, disiplinli olmaları lazım. Disiplinli olsunlar. Üçüncüsü, iyi ahlaklı olsunlar. Yani her şeyle, özüyle, sözüyle doğru, dürüst, samimi, o şekilde olsunlar ve çalışsınlar, kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Şimdi Kaizen diye bir proje var, şu anda üzerinde çalışmış olduğum benim. Continuous Improvement, sürekli gelişim. Sürekli geliştirmeye çalışsınlar kendilerini. Çalışsınlar, yani çabalasınlar. Çalışanın emeği zayi olmaz. Muhakkak bir gün karşılığını alacaklardır. Harikasınız hocam. Bu İngilizceyi tavsiye eden hocamızın da ismini duyalım. O da
Vallahi bizim Kemal Düşme diye bir arkadaşımız vardı. Aykon Düşme, babası Kemal Düşme'nin. Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi'ndeyken. Aykın Kaptan. Kendisi de kaptandır. Deniz abi bu kulundan ayrılmadır. Emeklidir aynı zamanda. Bize derse geliyordu. Dersimize geliyordu. Efendime söyleyeyim. Derste bize bu şekilde tavsiye etmişti. Ve ben onun tavsiyesini yıllar sonra anladım yani. Ne kadar ona, doğru olduğunu anladım. Ona da buradan selam olsun diyelim. Sağ ol. Ticari gemilerde bulunması gereken ana sertifikalar nelerdir Mahmut Hocam? Ticari gemilerde öncelikle bulunması gereken ana sertifika, birinci sertifika gemi sicili tasdiknamesi. Certificate of Registry deriz. Yani bir nevi nasıl eviniz varsa sizin gayrimenkulünüz, tapunuz varsa denizcilikte de geminin tapusu gemi sicili tasdiknamesidir. En önemli sertifika budur. İkinci sertifika toninato belgesi deriz biz ona. Tonnage Certificate, geminin tonajının gross ton ve deadweight tonunu resmi olarak belirten resmi bir belgidir. Yani statutory sertifikalar deriz biz buna. Bayrak Devleti'nin yayınlamış olduğu sertifikalardır bunlar. Üçüncü sertifikada gemi ship construction, ship safety construction, emniyetli yapı, gemi emniyetli yapı sertifikası, safety equipment, emniyetli donanım sertifikası, dördüncü sertifika ve safety radio sertifikaları. Bunlar da üçlü bir sertifikadır. Gemi safety radio dediğimiz haberleşme ile ilgili bütün donanımları içeren genel bir sertifikadır. Ve bunlar bu sertifika statutory sertifikalar içerisindedir ve minimum manning sertifikası vardır. Gemide minimum adam bulundurma, gemi adamı bulundurma sertifikası dediğimiz bu sertifikalar genel bayrak devleti sertifikalarıdır. Bir de geminin safety ile ilgili sertifikaları var ki onları şimdi tek tek anlatmaya kalksam zamanımız yetmez. Herhalde 65 tane 70 tane toplam sertifikası var geminin uluslararası düzeyde. Bunu da gençler okuyarak öğrensinler diyorum hocam. Ya da Mahmut hocamı bulsunlar diyorum. Yani eğer isterlerse ben onlara kaynak veririm, bilgi veririm. Her türlü yardımda bulunurum o konuyla ilgili olarak. Harikasınız. Zaten bizim bu programı yapmamızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi bu program Türkiye'de ben olmadığını iddia ediyorum. Tamamen gençlerin duyarsızlığından bulunmuş bir programdır bu. Recep Koca ile Lojistik Analizi E-Reportajlar Zinciri. 100 tane sizin gibi duayeni bulacağız. Bunlara bu soruları soracağız. Sonrasında da biz kimden, hani canımız elma istediğinde kimin bahçesine, armut istediğinde kimin bahçesine gideceğimizi gençlere anlatacağız. Nacizane sizin değerli bilgilerinizle sizi üzmeden, sizi kırmadan, çünkü biliyorum birçok değdiğimiz, dokunduğumuz insan hep şunu söylüyor. Biz bu bilgilerle gideceğiz. Evet, kitaplar yazıyoruz, bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama gençler bizi rahatsız etsinler, bizden istesinler. Biz elimizden gelen tüm imkanı onlara sağlayalım diyorlar. Ne mutlu bize böyle insanları tanıyor olmamız, açıkçası sizleri tanıyor olmamız. Teşekkür ederim. Aynı şekilde ben de bir katkım olursa ne mutlu bana yani. Ben yani sahip olduğum bilgiyi ve tecrübeyi aktarmayı çok seviyorum. Aynı zamanda onun kutsallığı da var biliyorsunuz. Harika. Kutsal bir boyutu da var onun yani. Dolayısıyla bildiğiniz bilgiyi aktaracaksınız genç nesillere ki ileriki aşamalarda daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir dünya oluşsun inşallah. Allah nasip ederse. Çok teşekkür ediyorum. Onun için ben sonuna kadar her türlü desteği sağlayabilirim size bu konuda. Çok sağ olun. Böyle dostlarla bir araya geliyor olmak hocam. Hani konu dağılmasın istiyorum ama işte evet. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi şu. Gerçekten bu işi ücretli yapmıyoruz ve gerçekten vakit emek harcayarak yapıyoruz. Hani helali hoş olsun, hiç problem değil. Herkes nefesi yettiği kadar katkı sağlamaya çalışıyor. İnanın öyle zor şeylerle karşılaşıyoruz ki piyasada. İnsanların kapısını tıklatıyoruz, çalıyoruz. Yani çocuklar için, Türkiye'nin geleceği için ve bizim yarınlarımız için. Biz yarınlarımızı bugünden geliştirmezsek, yetiştirmezsek yarın şikayet ettiğimiz bu nesilleri aslında bizim eserimiz olduğunu bilmiyoruz. Öyle şeylerle karşılaşıyorum ki oturur ağlarsınız. Özel sohbetlerimizde ben size değinirim bunlardan. Burası yeri değil.
Biz katkı sağlayanın da elinden öpüyoruz. Katkı sağlamak istemeyene de hürmet ediyoruz, saygı duyuyoruz. Nihayetinde dediğim gibi biz bir köprüyüz, biz bir aracıyız. Temennimiz karanlığa küfredene kadar, çok kullanıyorum ben bu kelimeyi, bir mum da sen yak sevdasıyla yola çıkmışız. Yoksa benim geldiğim nokta, ben bir devede tüyüm, bir küçücük bir otum ama hedefim belli, amacım belli. İnşallah gençler buradan sebeplenirler deyip bir sonraki soruya geçiyorum. Denizlerin gemiler tarafından kirletilmesini önlemek için Marpol Uluslararası Sözleşme devreye alınmıştır. Detayları nelerdir? Aslında hep hani diyoruz ya, gemiler, denizlerin kirlenmemesi lazım. Ben yeşil lojistikten çok bahsediyorum. Bu da bunun içerisinde aslında. Bu konuda bilgilerinizi dinlemek isterim. Evet Recep Bey, bu konu çok önemli bir konu. Şimdi Marpol Maritime Pollution Prevention, yani deniz kirlenmesini önleme kuralları bütünü. Şimdi tabii Marpol içerisine çok çeşitli önlemler girdi. Hatta en son sülfürlü yakıt harcaması konusu. Belki biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi birçok gemi artık düşük sülfürlü yakıt harcamaya başladı. Kimi başladı, kimisi de gemi bünyesinde düşük sülfürlü, yüksek sülfür yakıt yaktığı zaman onu filtre edebilecek bir sistem kurdu. Sistem kurma yolunda çalışmalara başladı. Şimdi tabii Marpol'da 3 tane temel ayak var. Birincisi denizin yakıt tarafından kirlenmesini önlemek. Gemilerin sahip olduğu, yakmış olduğu yakıtlar veya tankerlerin taşıması olduğu yakıtlar tarafından kirlenmesini önlemek. İkinci ayak, gemilerde biliyorsunuz gemiler makineler çalıştığı zaman makineler sludge üretiyorlar. Aynı zamanda slop üretimi var ve aynı zamanda sintine üretimi var. Dolayısıyla denizin de bu atıklar tarafından kirlenmesini önlemek ve bunun kurallarını düzenlemiş Marpol kendi bünyesinde. Bunun içinde sintine separatörü var. Aynı zamanda sludge içinde tanklar var, holding tanklar var. Belli bir süre bulunduruluyor ve limanlara gidildiği zaman çok fazla birikirse o tanklar limandaki atık tesislerine veriyor. Dolayısıyla bu kirlenmeyi önlemek için de bir takım düzenlemeler getirmiş. Üçüncü ayaksa C5 dediğimiz, bu bizim lavabolarda kullandığımız, işte tuvaletlerde kullandığımız suyun gittiği giderler kısmı C5. Sewage Treatment Unit dediğimiz gemilerde sewage arıtma düzeneği var. Veya arıtma düzeneği olmasına rağmen yine de tanklar var, holding tanklar var. Arıtma düzeneği olanlar da arıtma düzeneği sisteme giriyor ve arıtıyor ve ondan sonra tanklara veriliyor ve daha sonra dışarıya veriliyor. Bütün bu kuralları Marpol kendi bünyesinde düzenlemiş. Aynı zamanda OSP kitler var gemilerde. Yani herhangi bir durumda denizin kirlenmesi durumunda denize o kirlenen kısma müdahale etmek için ilk yardım dediğimiz. Yani nasıl bir insan işte kaza olduğu zaman ilk yardım müdahalesi yapılır. İşte o deniz kirliliğine de ilk yardım müdahalesini o kitlerle yapıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu kuralları Marpol kendi bünyesinde düzenlemiş. Ve o çerçevede zaten bir takım sertifikalar var. IOPP sertifikası var. AAPP sertifikası var, International Oil Pollution Prevention sertifikası, International Air Pollution Prevention sertifikası var. Artı onun yanı sıra Bunker Pollution Prevention, Fiscal Financial Pollution Prevention sertifikaları var. Dolayısıyla bir takım sertifikalar da düzenleniyor gemilere. Yani bu uygulamalara, bu kuralları uyguladıktan sonra siz sertifikalandırılıyorsunuz otoriteler tarafından. Şimdi tabii Marpol bu. Gelen hatlarıyla. İnşallah yakın zaman içerisinde çok önlemler alındı. Yani düşük sülfür yakıtla beraber hava kirliliği de ciddi anlamda düştü. Gemiler tarafından yapılan hava kirliliği de azaldı. Bence çok iyi de oldu aynı zamanda. Bir de aynı zamanda çöp atım şeyleri var.
Belki biliyorsunuzdur, çöp yönetim planları var. Gemilerde bu vardır. Garbage Management Plan dediğimiz. İşte çöpleri sınıflandırıyorsunuz. Hangi çöp nereye atılıyor, nerede bulunuyor? Evsel atıklar, işte şey atıkları ve onun kitabı da vardır. Garbage Report Book vardır. Ve bunları da düzenlemesini yapıyorsunuz. O düzenleme çerçevesinde her limanda çöplerinizi sahile veriyorsunuz. Denize atamıyorsunuz. Sahile verdiğiniz zaman receipt alıyorsunuz ve garbage report book'a ekliyorsunuz. Ve onu da post-trade kontroller kontrol ediyorlar. Denize atmadığınızın teyidini alıyorlar sizden, yani verification yapıyorlar gibi. Evet. Bu kadar. Harika. Harika hocam. Bunları duyuyor olmak, biliyor olmak harika. Tabii ki hani biz gemilerin kirletme kısmını denizden karaya doğru kısmını bir şekilde denetliyoruz. Mutlaka ki kaçaklar oluyordur, tartışılmaz, ama karadan denize doğru çok kirlettiğimiz için de orada aslında şu önlemlerin dörtte biri, beşte biri alınsa denizler çok daha mavi olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim Recep Bey. Geçen dün galiba, ya bugün ya dün gördüm galiba, Tuzla Belediyesi dalgıç arkadaşlarla bir çalışma başlatmış galiba. İşte oradan çıkarmışlar dalgıç arkadaşlar. İşte şeyin altında maske bile bulmuşlar yani. Daha yeni Covid başladı. İnsanlar maskeleri bile batmaya başlamışlar. İşte oraya da yazmışlar. Şimdi tabii denize atıldığı zaman o malzemenin yok olma süreci çok uzun. Yüz binlerce yıldan bahsediliyor. Yüz binlerce yıl düşünebiliyor musunuz o atıkların yok olma sürecini? Yani insan çok kolaylıkla onu atıyor denize ama o ilerisini düşünmüyor yani maalesef. Yani aslında işte onu o bilinci de yerleştirmek lazım insanlara yani. Bu bir kültür Mahmut Hocam. Kültür. Bu bir kültür. Bununla da ilgili ben bir katkıda bulunmak isterim. Şimdi biz bu çocukları biz yetiştiriyoruz. Bizi nasıl anneler babalar yetiştirdilerse biz bu çocukları yetiştiriyoruz. Arabanın içerisinde siz trafiktesiniz. Trafik aslında bir kural, bir görgü, bir kültür. Şimdi önünüzdeki araba, siz bir arkadasınız, ışık daha yanmıyor bile, kornaya basıp hakaret etmeye başlıyorsunuz. Yanınızda çocuğunuz sizinle birlikte büyüyor. Sonra diyorsunuz ki bu çocuk niye böyle oldu? Babasına baktı. Annesine baktı. Evet, yani evet. Siz elinizdeki sigarayı sokağa atarsanız, sokakta püfür püfür sigara içerseniz, öndeki adama hakaret ederseniz, hakkınızı savunmazsanız sadece özde değil sözde milliyetçi olursunuz. Mahmut Hocam, bunun daha ötesi yok. Bu çocukları biz yetiştiriyoruz. Kimse çocuklardan şikayet etmesin. Bizim ninelerimiz öyle ya da böyle bir sokağın başından bir sokağın sonuna kadar süpürür. Kimseye itiraz etmezlerdi. Bugün komşu komşunun evinin önündeki çöp için birbirine giriyor. Yani konumuz değil ama aslında en önemli konulardan bir tanesi komşuluk bitmiş hocam. İnsanlar birbirini tanımıyor. Bu çocukları biz yetiştiriyoruz. Ben de maalesef bu konularda acayip doluyum. Böyle bıraksanız saatlerce konuşacak durumdayım. Çünkü hatta çocuklarım, ben de elinizden öper iki çocuk babasıyım. Birisi 26 yaşında oldu, birisi 18 yaşında oldu. Baba, bu emekli albay modundan çık artık, bir gün başında bir iş alacaksın diyorlar. Ya otobüs durağına araba park eden o arkadaşların arabasını oradan kaldırana kadar ben işime ya da evime gitmiyorum hocam. Diyorum evet. Ki benim bir engelli dostum olabilir. Ailemde birisi olabilir. Koymayın diyorum. Abi şimdi gideceğim diyor. Abi arka sokağa koy, 100 metre yürü diyorum ben de. Yürü yürü. Maalesef hocam, bir sonraki soruya geçiyorum. Hani dedim ya, bizim şikayet ettiğimiz her konunun içinde insan var Mahmut Hocam. Biz maalesef bu konularda duyarlı olmalıyız. Eğitmeliyiz. Eğitirken de eğitilmeliyiz hocam. Karadan farklı olarak denizdeki navlun sigorta sözleşmelerinde hangi ayrıntılar bulunmaktadır diye sizden öğrenmek isterim Mahmut Hocam. Valla şimdi denizdeki sigorta sözleşmeleri şöyle aslında. Biz karada arabalarda bir kasko vardır, bir de trafik sigortası vardır biliyorsunuz. Denizcilik sektöründe de bunun karşılığı, tabii tam karşılığı değil esasında ama iki tür sigortadan, hatta yani iki tür genel hatlarıyla diyebiliriz ama onun da alt sınıflandırmaları var. Şimdi biri P&I dediğimiz, Protection and Indemnity dediğimiz bir sigorta çeşidi, bir de Hull and Machinery
tekne ve makine sigortası dediğimiz ikinci bir sigorta çeşidi var. Şimdi karada arabanın, şimdi şöyle tabir edeyim ben, trafik sigortasının denizdeki karşılığı hull and machinery, tekne makine sigortası, kaskonun denizdeki karşılığı da P&I, Protection and Indemnity sigortası. Şimdi şöyle özetleyelim, eğer gemi bir kaza yaptığı zaman veya bir kaza yaptı, başka bir gemiyle çatışma söz konusu oldu, kendi geminizde bulunan hasarı tekne makine, sizin tekne makine sigortanız karşılar. Kendi geminizde oluşan hasarı, çatışmayı yaptığınız karşılığında oluşan hasarı veya çatışma esnasında herhangi bir kirlenme, deniz kirliliği söz konusu olduysa üçüncü kişilere vermiş olduğunuz toplam hasarı da P&I sigortası karşılar. Şimdi böyle özetle bu iki sigortayı özetlemiş oldum. Şimdi tabii ayrıntılara girdiğimiz zaman P&I sigortası bünyesinde FD&D dediğimiz, Freight, Detention ve Demurrage dediğimiz, Defense, Demurrage dediğimiz bir sigorta vardır. Şimdi gemiler, armatörler daha doğrusu, gemilerle ilgili olarak bir sıkıntıya düştüklerinde, yani yurt dışındaki önemli limanlarda bir claim ile karşı karşıya, bir hasar tazminatı ile karşı karşıya kaldığında yük hasarı ile ilgili olarak, o zaman ne yapar? FD&D klozu çerçevesinde devreye girer P&I sigortacınız. FD&D ekibi sizin adınıza uluslararası alanda hukuki takipleri yaparlar. Avukat atarlar, mahkeme takipleri varsa onun sizin adınıza takibini yaparlar. Öncelikle sonuçlandırırlar o davayı. O faili sonuçlandırırlar. Şimdi bir de loss of hire vardır. Zaman kaybı sigortası dediği. Onu da tekne makine sigortası bünyesinde inceleyebiliriz. Loss of hire. O da şöyle. Ve gemiler şimdi herhangi bir hasar gördükleri zaman, çatışma diyelim yine, hadi gemiyle çatışmaya uğradı, o zaman ne yapıyor? Gemi bile sonra çalışmaktan mahrum kalıyor. Yani günlük kira bedeli dediğimiz o kira kaybına uğruyor. İşte bu kira kaybını tazmin eden sigortadır loss of hire. Yani ilk 20 gün beklemeden sonra devreye gider genelde. 20-25 gündür. 20-25 gün sonrasında loss of hire sigortacıları sizin yapmış olduğunuz, zarara uğramış olduğunuz günlük kaybı size öderler. Peki hocam, bunlar ibaret. Anladım. Çok kısa, şu an spontane aklıma gelen bir soru. Geminiz bir çatışmaya dahil oldu. Evet. İçinde de malzeme var. Dolayısıyla gemide 2 ay yattı. Bu malzeme de bozulabilecek bir malzeme ve malzemeyi aktarma olasılığınızda neredeyse yok. Ya da olduğunda malzemenin fiyatı kadar neredeyse artı bir maliyet geliyor. Sonuç itibariyle tamam, geminin yattığı gün kadar parasını alacak vesaire işletmeciler, ama ben mal sahibiyim. Beni de çok bağlamıyor. Ben para verdim, malımın zamanında gelmesini istiyorum. Hadi sattım, paramı aldım diyelim ama, hani siz sigortadan paramı verdiniz diyelim ama, karşılığında ben bir de bu malı söz verdim, anlaşma yaptım. Yani bu malı o gün yetiştiremezsem bir de çok ciddi tazminat ödemem gerekiyor. Bu tür durumlarda nasıl oluyor acaba? Both to blame collision clause dediğimiz bir clause vardır charter partilerde. Bir de zaman sözleşmelerde daha doğrusu. Şimdi sizin malınızın da sigortacısı var. Evet. Yani illa sigortacısı var. Dolayısıyla şimdi siz şöyle bir çatışma söz konusu olduğu zaman o çatışmada karşı tarafta oluşan hasar boyutu neyse, sizin gemi eğer sorumlu değilse, sorumluluk oranı düşükse sizin geminin, o zaman ne oluyor? Gemide bulunan yükün sahibi yük bedeli oranında katılıyor ona. Siz de gemi bedeli oranında katılıyorsunuz sizin sigortacınızda. Dolayısıyla her iki sigorta da devreye giriyor o anda. Hem yükün sigortası devreye giriyor, hem de geminin sigortası devreye giriyor. Both to blame collision clause da zaten bunu karşılıyor, bunu söylüyor. Bir de tabii öyle durumlarda dispatch masası vardır. Dispatch masası nasıl kurulur Londra'da. Hasar eğer tabii gemideki yük
kurtarılamayacak bir duruma geldiyse veya iyice hasar olmuşsa, iyice yok olmuşsa, yükün sigortasısı onu karşılayacaktır illaki. Eğer karşılamazsa P&I devreye girer. Geminin P&I devreye girer. P&I'nin de zaten o konularda ciddi şeyleri vardır. Tazminat oranları vardır. İsveç masası onu hep beraber kararlaştırırlar. Teşekkür ederim hocam. Yani bu da şunu gösteriyor. Aslında çok şey olmasa da doğru firmalarla çalıştığınızda tazmin çok daha kısa zamanda olabiliyor. Yeter aynen. ki doğru firmalarla çalışın. Aynen, aynen. Doğru firmaları seçmekte fayda var bu konularda. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Son sorumuza geldik. Lojistik öğrencilerin en çok merak ettiği soru aslında başta konuştuğumuz bir konu. Biz kendimizi nasıl geliştirebiliriz de programımızı kapatmak istiyorum. Vallahi şimdi ben her şeyden önce şunu söylüyorum Recep Bey. Öncelikle İngilizce. Bakın yabancı dil. Yabancı dillerini ilerletmek için ellerinden gelen çabayı harcasınlar. Birincisi bu. İkincisi sürekli çalışım, sürekli gelişim. Continuous improvement. Bunu unutmasınlar. Kaizen de benim sloganım. Yani bir şeyler öğrensinler. Kendilerini yani bir günü bir gününe eşit olmasın arkadaşların. Bir kendilerini çalıştırmak için bir takım şeyler bulsunlar. Araştırmayı yapsınlar. Daha yeni ufuklar açmak için kendilerinde çalışma yapsınlar. Kütüphanelere gitsinler, internetten araştırsınlar, araştırmacı olsunlar. Bir de özüyle sözüyle doğru insanlar olsunlar. Doğru insanlar olsunlar. Yani etik, business etik dediğimiz bir şey vardır, kavram vardır. İş ahlakı. Doğru insanlar olsunlar. Hayatları boyunca da doğruluktan ayrılmasınlar, dürüstlükten ayrılmasınlar. Aslında insan olarak var olması, insanın üstünde var olması gerekenleri söylüyoruz. Yani farklı, şimdi bazen ben söylüyorum, bir muhabbet oluyor hocam. Diyor ki, birisi birisini anlatıyor. Abi diyor bu çok dürüst adamdır, hayatta yalan söylemez diyor. Zaten normal, olması gereken zaten hayatta yalan söylememesi. Söylememesi, evet. Hayatta küfür etmez diyor. Normal, zaten küfür etmemesi gerekiyor. Aslında var olanları uyguluyor olması gerekiyor. Var olanları açığa çıkartması gerekiyor diye aynen. toparlıyorum. Mahmut Hocam ben şöyle söylüyorum. Diyorum ki sizinle sohbet harikaydı. Bir 30 dakika ne çabuk geçti anlamadık diyorum ama bir saate dayanmışız. Öyle 30 dakikayı evet. falan açmışız. Harikasınız. ben müsaadenizle son sözlerinizi alayım. Programı kapatalım. Program gereği ama her zaman görüşelim. Her zaman gerçekten hoş sohbetiniz harika. İnsanın kendini karşıdakinde buluyor olması, bir şeyler öğreniyor olması kadar güzel bir şey yok. Bana çok katkılı oldu bu program. Çok emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Katkım bulunursa ne mutlu bana. Bizim kapımız sonuna kadar açık. 24 saat açık. Hem telefonlarımız hem kapımız. Öğrenci arkadaşlarımız sıkıldıkları zaman da siz de tabii başta siz olmak üzere. Çok teşekkür ederiz. Öğrenci arkadaşlarımız istedikleri zaman danışabilirler. Ben de kanınca kanaatince bildiğim kadarıyla katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana. Çok memnun oldum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bir dahaki sohbetlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diyorum. Sağlıcakla kalınız. Çok sağ olun hocam. Dostlar keyif dolu bir 30 dakikada daha buluşmak üzere. Lojistikle kalın, sevgiyle kalın diyorum.